Neden biliyor musunuz arkadaşlar? İnsanlar sizden tamam okey kabul 300 liraya da site yapan var ama ben sizi Google'da 100 liraya çıkartacağım dediğinizde kardeş gel bir bakayım ya sen diyorlar. Adam çünkü 100 liraya çıkartacağım diyorsun. Büyük bir vaatte bulunuyorsun. Sen o insana o saydığın 3 tane Google robotunu saydığında bir afallıyor. Çünkü bilmiyor. Teknik terim bilmiyor. Bu işin uzmanı karşısındaki insan diyor. O yüzden insanları SEO ile çok iyi yani kendinize çekebilirsiniz. Adam web sitesini sana yaptırmasa bile SEO yaptıracak diye web sitesini sana yaptırıyor. Bu yani siz buradan temelini aldıktan sonra kendinizi geliştirdiğinize inanın çok faydasını göreceksiniz ki ben bu eğitimleri başladıktan sonra faydasını gördüğüm insanları gördüğüm için bunu söylüyorum. Şimdi teknikten devam ediyorum. Şimdi network.com.tr'ye geliyoruz. Üst tarafta ne yazıyor arkadaşlar? Tasarım kod. Sadece insanlar tasarımı görür arkadaşlar. Burada robotları optimize etmenin yolu dijital pazarlamada SEO ve SEM'den geçer. Biz burada SEO'yu yaparken aslında burada kodlara veriyoruz. Bakın ECD Plus'ın yine gücü burada. ECD'nin gücü yine burada. Siz bir adet kod bilmeden SEO yapıyorsunuz. Bir adet. O yüzden buradaki temel başlıkları incelerken ya keyword neydi, title neydi, description neydi demenizi istemiyorum. Bunları not edip belki burada anlamayabilirsiniz. Ama eve gittiğinizde ya da müsait bir anınızda YouTube'dan, Google'dan araştırırsanız daha da pekiştirip bunları iyi kullanırsanız çok iyi paralar kazanıyorsunuz. Gerçekten de. Basit bir hesap yapalım. Bir SEO'cu minimum bir firmayla 6 aylık anlaşma yapar. Ve her ay için minimum 500-600 lira para alır. Ve günde en fazla yarım saatini harcar. Bakın en fazla. Ne oldu? 500 liradan hesaplarım. 6 ayda 3000 lira oldu. Siz 10 tane firmayı bağlasanız 6 ayda 30 bin lira para kazanıyorsunuz. Bakın 6 ayda 30 bin lira. Siz bir ekip kurduğunuzu düşünün SEO ile ilgili. Herkese bir 100 tane bağladığınızı düşünün. Ben hesabını yapmıyorum. Peki diyeceksin sen niye yapmıyorsun? Ben yaptım. Şirket kurdum. Şirketi batırdım. Çünkü açık konuşayım. Herkes lider olmak, yani ben network marketing'den anlamam. Ama bana bir teknik bir şey söyle, ben işimi yaparım. Ya ben kendimi görev adamı olarak görüyorum. Çünkü işi bildiğim için işin mutfak tarafını yapabiliyorum. Ama beni yöneten birisi olursa işi daha iyi yapıyorum. O yüzden herkes şirket yönetmek yani kabiliyetine sahip olmayabilir. O yüzden arkadaşlar bu hesapları kendinizi de yönetebiliyorsanız çok güzel bir şekilde yapabilirsiniz. Çünkü zaman artık bunu gerekiyor. Herkes o pasta diliminden milyarları alırken siz de alabilirsiniz. Çok kolay SEO'da. Title. Ve bakın yurt içi kargo araması yapılmış. En sırada haliyle yurt içi kargo çıkıyor. Meta title'ı mavi renkte olan. Description'ı da açıklamasında olan. Burada bakın açıklamada da anahtar kelime kullanılıyor. 1982 yılında Türkiye'nin ilk kargo şirketi olan yurt içi kargo. Virgül geniş dağıtıma bula bula gidiyor. Anahtar kelimenin önemi. Burada biz anahtar kelimeleri birazdan nasıl bulacağımızı göstereceğim. Meta description işte bu açıklama satırı. Şimdi geliyorum. Anahtar kelimeyi nasıl bulacağız? Google Trends diye bir araç var. Daha önce duyan var mı? Google Trends. Bir yok, kalkmadı. Süper. Şimdi Google'a geliyorum, Trends yazıyorum. Bakın, Google Trends diye çıktı. Şimdi CIA, Mossad, büyük haber ajansları ve birçok yani firmalar diyeyim kurumsal. Herkes Google Trends'i günlük ve geçmişe dair herkes takip ediyor. Google Trends nedir biliyor musunuz? Google 2004'ten beri arama verilerini tutuyor. Yani verilerini tutuyor ve bunları insanlara açtı. Ben her gün değil ama 2 günde bir en az kalktığımda Google Trends'e her sabah girer bakarım. Buradan Rusya'da ne oluyor, Amerika'da ne oluyor haberleri bak haber sitelerine girmeden öğrenebiliyorum. Örneğin, bugün Türkiye'de ne olmuş? George Hagi Galatasaray'la ilgili bir şey olmuş.
altta Dik Advokat'la ilgili bir şey olmuş. Akademi ödülleriyle ilgili bir şey olmuş. Eurovision şarkı yarışmasıyla ilgili bir şey olmuş. Bakın en ufak habere girmedim. Haber başlıkları ya da gündem başlıklarını görebildim. Daha sonra bakın Almanya'ya tıklıyorum. Bugün Almanya'da ne olmuş? Eurovision. Ne bileyim hep Eurovision'la ilgili şeyler yapılmış. Hamburg'da bir şeyler olmuş. Almanya'da Eurovision yapılıyor büyük ihtimalle. Bunu orada bakın bilmeden söyleyebiliyorum. Şimdi biz web